Merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yine güzel bir video ile karşınızdayım. Mülakatlarda çıkmış genel kültür soruları. Tabii ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlik alanında Türk Silahlı Kuvvetleri, Adalet Bakanlığı, Kredi Yurtlar Kurumu, Memurluk Alımı, yine İçişleri Bakanlığı ve Polis Akademisi gibi birçok kurum ve kuruluşta mülakat yapılıyor bildiğiniz üzere. Buralarda sorulmuş genel kültür sorularını sizler için harmanlayıp bir araya getirdim. Hiç vakit kaybetmeden başlayacağım videomuza, ama öncesinde sizlerden bir ricam olacak. Kanalımıza abone değilseniz Esta Akademi YouTube'dan Esta Akademi kanalımıza abone olmanız, bir de mümkünse Instagram'dan KPSS hanemiz sayfamızı takip etmeniz. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden başlayalım ilk sorumuzdan. Dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke hangisidir? Cevabımız Rusya olacak. Dünyada en fazla doğal gaz rezervine sahip ülke. Muhit ve Miratül Memalik adlı eserin yazarı kimdir? Seydi Ali Reis. Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Nil Nehri. İkinci Dünya Savaşı'nda atom bombası nereye atıldı? Japonya'ya atıldı. Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atılmıştır ABD tarafından. Kapadokya hangi iki dağın püskürtlüğü volkanlardan oluşmuştur? Evet, Güzel Atlar Diyarı olarak da bilinen Kapadokya, Erciyes ve Hasan Dağı'ndan püskürtülen volkanlar sonucu oluşmuş güzel, birbirinden güzel yer şekilleridir. İstanbul'da son inşa edilen köprü hangisidir? Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Birleşmiş Milletler Uluslararası Lahey Adalet Divanı hangi ülkededir? Cevabımız Hollanda. Biliyorsunuz Lahey Adalet Divanı'nda devlet adamları yargılanır. Bunu da ekstra olarak verelim bu bilgiyi de. Yazıyı icat eden uygarlık hangisidir? Sümerler. Japonya'nın 2. Dünya Savaşı'nda ABD'nin Hawaii'deki deniz üssüne düzenlediği baskının adı nedir? Pearl Harbor saldırısı veya baskını. Nobel ödülü alan iki Türk kimdir? Bunlardan birincisi Orhan Pamuk, ikincisi Aziz Sancar olacaktır. Orhan Pamuk biliyorsunuz edebiyat dalında almıştır. Aziz Sancar da kimya dalında almıştır. Ertuğrul Fırkateyni hangi ülkede batmıştır? Cevabımız Japonya'da. 2. Abdülhamit döneminde gönderilmiştir aynı zamanda. Mimar Hayrettin tarafından yapılan Mostar Köprüsü nerededir? Bosna Hersek'te yer almaktadır. Avrupa Konseyi'nin başkenti neresidir? Belçika, Brüksel olacak. Avrupa Konseyi'nin başkenti. Yaşattığı Charlot karakteriyle ünlenen yönetmen ve aktör kimdir? Charlie Chaplin olacak. Cevap. Üşüyorum adlı şiiri yazan ve 2009'da helikopter kazasında vefat eden siyasetçimiz kimdir? Cevabımız Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı. Türkiye'de üzerinde taşımacılık yapılan tek akarsu hangisidir? Cevabımız Bartın Çayı olacak. Bir akarsuyun taşıdığı su miktarına ne denir? Debi denir arkadaşlar. Bir akarsuyun taşıdığı su miktarına debi denir. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın 1473'te Otlukbeli Savaşı'nda ölen oğlu için yaptırdığı Zeynel Bey Türbesi nerededir? Cevap Batman Hasankeyf, yani Batman. Tüm zamanların en iyi boksörü kabul edilen ve 2016 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü Müslüman boksör kimdir? Muhammed Ali Clay'dir. Cumhurbaşkanlığı forsunda kaç yıldız vardır ve neyi temsil eder? Cumhurbaşkanlığı forsunda 16 adet yıldız vardır. Görselde de gördüğünüz gibi 16 büyük Türk devletini de temsil eder. Atatürk'ün köpekleri ve atların isimleri nelerdir? Belki komik gelebilir size, ama arkadaşlar bu soru sorulmuş bir sorudur. Köpekleri Alp, Albert ve Fox, atları da Sakarya ve Çankaya'dır. Biliyorsunuz Atatürk köpek ve atları çok severdi. Yani daha sonra hayvanları çok severdi. Hayvanlara düşkünlüğü varmış Atatürk'ün. Bir daha söyleyelim. Köpekleri Alp, Albert ve Fox, atları Sakarya ve Çankaya'dır. Hatay Cumhuriyeti'nin ilk ve son başbakanı kimdir? Cevap Abdurrahman Melek olacak.
İstiklal Marşımızın bestecisi kimdir? Osman Zeki Üngör. Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu'nu birbirine bağlayan kanalın ismi nedir? Panama Kanalı. İlk hava şehidimiz kimdir? Yüzbaşı Fethi Bey. Dünyanın ilk ve tek cellat mezarı nerede yer alır? İstanbul Eyüp'te yer alır. Çanakkale Savaşı sırasında boğaza mayın döşeyerek savaşın kazanılmasında büyük rol oynayan geminin adı nedir? Nusret Mayın Gemisi. Büyük başarılar göstermiştir Çanakkale Savaşı'nda, biliyorsunuz, Nusret Mayın Gemisi. AFAD hangi bakanlığa bağlıdır? Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi aslında. İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır. Çıkmış bir sorudur aynı zamanda KPSS'de. Yanılmıyorsam 2020 KPSS Ortaöğretim sorusu. Evet. Ülkemizde uygulanan 11. Kalkınma Planı hangi yılları kapsar? 2019 ve 2023 yılında. 2023 yılında sona erecektir. 4 yıllık bir kalkınma planı. 11. Kalkınma Planı, unutmuyoruz. Osmanlı Devleti'nde ilk resim sergisini kim açmıştır? Şeker Ahmet Paşa açmıştır. Eserlerinden bazıları Manolya ve Meyveler, Talim Yapan Erler, Ağaçlar Arasında Karaca. Orhun Göktürk kitabeleri günümüzde hangi ülkenin sınırları içerisinde yer almaktadır? Moğolistan sınırları içerisinde yer almaktadır Orhun kitabeleri. Türkiye'nin en büyük göle olma özelliğinin yanında suyu sodalı olup inci kefali yetiştiriciliğinin yapıldığı tek göl hangisidir? Van Gölü olacak arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük gölüdür. Suyu sodalıdır ve inci kefali yetiştirilen tek göldür. İlk Türk kadın doktor kimdir? Cevabımız Safiye Ali. Türk paralarının arkalarında kimler yer alır? Şöyle bir bakalım genel olarak. 5 TL'nin arkasında Aydın Sayılı yer alır. Şurada kendisi. 10 TL'nin arkasında Cahit Arf. 20 TL'nin arkasında Mimar Hayreddin. 50 TL Fatma Aliye, ilk kadın hakları savunucusu aynı zamanda. 100 TL'nin arkasında Buhrizade Mustafa Etri Efendi. Osmanlı'daki musikiyle uğraşan bir müzisyen diyelim. 200 TL'nin arkasında da Yunus Emre. Bir daha. 5 TL Aydın Sayılı, 10 TL Cahit Arf, 20 TL Mimar Hayreddin, 50 TL Fatma Aliye, 100 TL Etri, 200 TL Yunus Emre. Zaten böyle bir şeyse olursa birçoğunuzun bileceğini düşünüyorum. Çünkü parayla gün içerisinde çok haşır neşir oluyoruz. Antik çağda yaşayan ve tarihin babası olarak bilinen Yunan tarihçi ve yazar kimdir? Herodot'tur. Tarihin babası olarak bilinir. İdeal bir toplum yönetiminin doğru ve adaletli bir devletin nasıl olması gerektiğini açıklandığı Devlet adlı eser kime aittir? Çok önemli bir eserdir. Platon'a aittir. İdeal bir devlet yönetimini ele almıştır burada. Atatürk kaç kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir? Toplamda 4 kez Atatürk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. İlk sismik araştırma gemimizin ismi nedir? Oruç Reis'tir. İlk sismik araştırma gemimizin ismi. Bayrağında ay yıldız olan ülkeler hangileridir? İşte sorulabilir size, bayrağında ay yıldız olan 3-4 tane ülke sayın diye. Hızlıca şöyle bir bakalım. Azerbaycan, Cezayir, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti, Malezya, Moritanya, Özbekistan, Pakistan, Singapur, Tunus, Türkmenistan, Libya ve Komor Adaları. Şöyle bir kısaca bir göz gezdirirsiniz. Gerekirse buranın ekran görüntüsünü alın. Mülakata girecekler için özellikle. 2-3 tane sayabilecek duruma gelirsiniz zaten. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlar hangileri? Yine karşımıza çokça gelebilen bir soru. Hem mülakatlarda hem sınavlarda. Şöyle bakalım. Birleşmiş Milletler'e üyeyiz. Dünya Bankası, NATO, D8, Uluslararası Para Fonu, IMF, Avrupa Konseyi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü olan OECD, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, KEİ, Interpol, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, AGİT, G20. Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlardır bunlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün Rum sındığı olarak nitelendirdiği savaş hangisidir? Yine 2019 yılında galiba KPSS lisansta çıkmış bir sorudur da aynı zamanda. Evet. Cevabımız büyük taarruzdur. Mülakatlarda da sorulmuş. D
Dediğim gibi arkadaşlar, bu bilgiler hem sınavlara hitap ediyor hem mülakatlarda karşınıza çıkabilecek sorulardır ki bunlar çıkmış soru zaten. Mülakatlarda sorulmuş genel kültür soruları ve içeriğinde tarih, işte coğrafya yönelik sorular da var. Sınavlara hazırlanan arkadaşlar için de bu videoyu izlemelerini tavsiye ederim. Mondros mütarekesinde belirtilen vilayet, sitte illeri hangileridir? Cevabımız Sivas, Erzurum, Elazığ, Van, Bitlis ve Diyarbakır. Bir daha söylüyorum. Sivas, Elazığ, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum ve Van. Bunlar Mondros mütarekesinde belirtilen vilayet sitte olarak adlandırılan iller. Türkiye'de gizli oy açık sayım döküm ilk kez ne zaman yapıldı? 1950 yılında yapılan seçimlerde ilk kez gizli oy açık sayım döküm ilkesi uygulandı. Kur'an okuyan kız ve kaplumbağa terbiyecisi isimli tablolar kime aittir? Yine bu soru 2020 KPSS lisans güncel bilgi kısmına geldi. Kur'an okuyan kız sorusu kime aittir? Osman Hamdi Bey, ünlü Osmanlı ressamı. Budalaname adlı eser kime aittir? Kaygusuz Abdal'a aittir Budalaname. İlk sesli Türk filmi hangisidir? İstanbul Sokaklarında. Kış döneminde Türkiye'de etkili olan basınç merkezleri hangileridir? Aynı zamanda bir coğrafya sorusu. İzlanda ve Sibirya. Aynen. İzlanda dinamik alçak basıncı ve Sibirya termik yüksek basıncı kış aylarında Türkiye'de etkili olan basınç merkezleridir. Bab-ı Ali baskını tarihi ve önemi nedir? 23 Ocak 1913'te İttihat ve Terakki'nin yapmış olduğu ilk hükümet darbesidir. Osmanlı'daki ilk hükümet darbesidir. Bab-ı Ali baskını 1913 yılında İttihat ve Terakki'ciler tarafından yapılmıştır. Osmanlı Devleti'ndeki fikir akımları nelerdir? 5 tane fikir akımı vardır. Osmanlıcılık, ümmetçilik, Türkçülük, alem merkeziyetçilik ve batıcılık. İspanya'yı fetheden ünlü Müslüman komutan kimdir? Tarık bin Ziyad olacak arkadaşlar. İspanya'yı fetheden ünlü Endülüs Emevi Devleti'nin komutanı Tarık bin Ziyad. Düşünüyorum, o halde varım. Sözü hangi filozofa aittir? Descartes'e aittir. İngilizcesini vermiş şurada. I think, therefore I am. Yani düşünüyorum, o halde varım demek istiyorum. Devam edelim. Uluslararası alanda yapılan sinema festivallerinde ödül alan ilk Türk film hangisidir? Susuz Yaz filmi arkadaşlar. Türkiye NATO'ya ne zaman ve hangi hükümet döneminde üye olmuştur? Türkiye NATO'ya 1952 yılında Adnan Menderes hükümeti döneminde üye olmuştur. NBA'de All-Star olan ilk Türk basketbolcu kimdir? Mehmet Okur. İslami yılbaşı ne zamandır? Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. Bir daha söylüyorum. Zilhicce ayının son gecesini Muharrem ayının birinci gününe bağlayan zaman dilimidir. İslami yılbaşı. Altın Portakal Film Festivali hangi ilde yapılmaktadır? Antalya ilimizde düzenlenmektedir. Yurt Açan Savaşı olarak da bilinen ve Anadolu'nun kapılarının Türklere açıldığı savaş Malazgirt Savaşı'dır. Erozyon ile mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması amacıyla 11 Eylül 1992 yılında Hayrettin Karaca tarafından kurulan vakıf hangisidir ki aynı zamanda Hayrettin Karaca 2020 yılında hayatını kaybetti, Toprak Dede olarak da bilinir. Bu vakıf Tema Vakfı'dır. Erozyonla mücadele, ağaçlandırma ve doğal varlıkların korunması amacıyla kurulmuştur. Hilal Ahmer Cemiyeti'nin günümüzdeki adı nedir? Kızılay'dır. 1868 yılında kurulmuş. Hatila Vadisi Milli Parkı hangi ilimizdedir? Hatila Vadisi Milli Parkı Artvin ilimizdedir. İlk Türklerde gelenek, görenek ve ahlaki kurallara ne denir? Töre denir. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ilk ansiklopedik sözlük hangisidir? Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan ve ilk ansiklopedik sözlük özelliği taşıyan eser Divan-ı Lügati Türk'tür. Orta Asya'daki devletler hakkında da bilgiler vermiştir ve ilk dünya haritasının da içerisinde barındırdığı söylenmektedir.
1997 yılında dünyadaki 169 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Çevre Sözleşmesi'ne ilave niteliğinde Japonya'da imzalanan uluslararası bir antlaşma olan özelliği taşıyan antlaşma hangisidir? Cevabımız Kyoto Sözleşmesi olacak. 169 ülke katılmıştır. Japonya'da imzalanmış iklim değişikliği ve çevre sözleşmesidir. Mevlana için her yıl kutlanan Şebi Arus töreni hangi ilimizde düzenlenmektedir? Şebi Arus. Konya ilimizde düzenlenmektedir. Şebi Arus dediğimiz Mevlana'nın ölümünü düğün gecesi olarak adlandırdığı Şebi Arus töreni Konya ilimizde düzenlenmekte her yıl. Selanik hangi ülkededir? Yunanistan'dadır. Sultan Sazlı Milli Parkı hangi ilimizde yer almaktadır? Kayseri ilimizde yer almaktadır. Ramsar Sözleşmesi listesinde de yer almaktadır Sultan Sazlı. 1992 yılında kurulup Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak yurt dışı ofisleri aracılığıyla Türkiye'nin dış yardımlarını organize eden kuruluş hangisidir? Cevabımız TİKA olacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı. Türkiye'de ilk kez çay yetiştiriciliği fikrini getiren ziraatçı kimdir? Zihni Derin, çayın babası olarak bilinir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk meclis başkanı kimdir? Ali Fethi Okyer, Atatürk'ün yakın arkadaşlarından Ali Fethi Okyer. Ulaştırma hizmetlerine ne ad verilir? Lojistik. Türklerin kullandığı en eski takvim hangisidir? 12 hayvanlı takvim. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlandığı ve tüm ülkelerce tanındığı antlaşma hangisidir? Tabii ki Lozan Antlaşması. 1950'de en iyi kadıyla üretilen ve aynı anda tüm dünyaya bilgi aktaran araç nedir? Bilgisayar. ENIAC da dünyanın ilk bilgisayarı. Bir oda büyüklüğünde olan ENIAC 1950 yılında üretilmiştir. Bugünkü Orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış ve piramitler yapmış Orta Amerika uygarlığı hangisidir? Cevabımız Aztek medeniyeti, yani Aztekler. Mikrobiyolojinin kurucusu ve Fatih Sultan Mehmet'in hocası olarak bilinen Türkistan bilgini kimdir? Akşemseddin'dir. Aynı zamanda Fatih Sultan Mehmet'in de hocasıdır. Türk Medeni Kanunu hangi ülkeden alınmıştır? İsviçre'den alınmıştır Türk Medeni Kanunu. Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan dağ hangisidir? Ural Altay Dağları. 26 Nisan 1986'da Çernobil faciası hangi ülkede gerçekleşmiştir? Ukrayna'da gerçekleşmiştir. Osmanlı'daki Mektebi Sultani günümüzde hangi eğitim kurumu olarak devam etmektedir? Galatasaray Lisesi olarak eğitim hayatına devam etmektedir. Adaletiyle bilinen ünlü İslam halifesi kimdir? Hazreti Ömer. Profesör Doktor Aziz Sancar hangi alanda Nobel ödülü almıştır? Bu soruyu ikinci kez soruyoruz. Kimya dalında Nobel ödülü almıştır. Dünyaya en yakın gezegen hangisidir? Venüs'tür. Dünyaya en yakın gezegen Venüs'tür. Hangi kan grubu diğer tüm gruplara kan verebilir? 0 Rh pozitif. Diğer tüm kan gruplarına kan verebilen kan grubu 0 Rh pozitif. Emel rolüyle bilinen ve ilk Müslüman kadın tiyatro oyuncusu kimdir? Afife Jale. 2016 idi yanılmıyorsam veya 2017 lisans KPSS'de soruldu. Tiyatro kadın öncüsü kimdir? Afife Jale. Emel rolüyle bilinir. İstiklal Marşı TBMM tarafından ne zaman kabul edildi? 12 Mart 1921 tarihinde kabul edildi. Karatepe Arslantaş Milli Parkı hangi ilimizdedir? Osmaniye ilimiz sınırları içerisindedir. Karatepe Arslantaş Milli Parkı. Mona Lisa tablosu nerededir? Paris Louvre Müzesi'nde yer almaktadır günümüzde. Osmanlı Devleti'nde padişah imzasına ne ad verilir? Cevabımız Tuğra. Böyle görselde de gördüğünüz gibi padişah imzası Tuğra. Türkiye'nin ilk fotoğraf müzesinin adı nedir? Ara Güler Müzesi. İstanbul'un gözü olarak da bilinen fotoğrafçı Ara Güler 2016 yılında hayatını kaybetti. Onun adına Ara Güler Müzesi açıldı. Türkiye'nin ilk fotoğraf müzesi.
2000 yılında UEFA Kupası'nı alan tek Türk takımı hangisidir? Galatasaray. Buradan tüm Galatasaraylılara selam olsun. Ahlak-ı Alay adlı eser kime aittir? Pınarzade Ali Çelebi'ye aittir. Dünyanın her yerinde 12 saat gece, 12 saat gündüzün yaşandığı 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerine ne ad verilir? Ekinoks tarihidir. 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri. Tüm dünyada 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanır. Dünyanın en büyük gölü hangisidir? Hazar Denizi. Haritadan yön bulmaya çalışarak ormanlık arazide zamana karşı oynanan spor hangisidir? Orient Trink. Mezopotamya bölgesi hangi iki nehir arasındadır? Dicle ve Fırat Nehri arasında yer almaktadır Mezopotamya bölgesi. Son başbakanımız kimdir? Binali Yıldırım. Son başbakan olarak tarihe geçti. Türkiye'nin en uzun akarsuyu hangisidir? Kızılırmak. 17 Şubat 1993'te bir uçak kazasında hayatını kaybeden 32. Jandarma Genel Komutanı kimdir? Eşref Bitlis. Avrupa Birliği'ne girmeyi halk oyuyla iki kez reddeden ülke hangisidir? Norveç. Ünlü Çoban Çeşmesi ve Han Duvarları adlı şiir kime aittir? Faruk Nafiz Çambel. Tabi Beşericilerin de Beşericiler olarak bilinen edebiyat akımının da kurucusu sayılır. Ülkemizde ilk insansız robot fabrikası nerede açılmıştır? Konya ilimizde açılmıştır. Akın Robotics diye. Müslümanlar arasında çıkan ilk iç savaş hangisidir? Cemel Vakası. Türkiye'nin deniz doldurularak yapılan ilk havalimanı Ordu ve Giresun Havalimanı olacak. Dünyanın ilk kadın savaş pilotu kimdir? Sabiha Gökçen. En son açılan sınır kapımız hangisidir? Zeytin Dalı. Hatay'daki Zeytin Dalı sınır kapısı. Drone kelimesine Türkçe karşılık olarak ne bulunmuştur? Uçan göz. Türk Dil Kurumu tarafından uçan göz tabiri bulunmuştur drone kelimesinin Türkçe karşılığı olarak. Sophia adlı robota vatandaşlık veren ülke hangisidir? Suudi Arabistan. Yürüyen köşk hangi ilimizdedir? Yalova'dadır. Üç semavi dine kutsal sayılan şehir neresidir? Kudüs. Türkiye'de ilk tropikal kelebek bahçesi nerede açılmıştır? Konya ilimizde. Nobel ödülünü alan ilk kadın bilim insanı kimdir? Marie Curie. İlk yerli baz istasyonunun ismi nedir? Ulak. Latin harfleriyle çıkarılan ilk gazete hangisidir? Mardin gazetesi. Hicri takvim ne ile başlar? Mekke'den Medine'ye göç ile başlar. En büyük gezegenimiz hangisidir? Jüpiter. Jüpiter daha doğrusu. Şair ve yazarların unvanları ve takma adlarına bakalım kısaca. Baki Sultanü Şuara, Şairler Sultanı, Fuzuli, ızdırap şairi, Nedim, Lale Devri şairi veya Zevk Eğlence şairi, Nefi, hiciv şairi, Katip Çelebi, Hacı Kalfa, Namık Kemal, vatan şairi, Abdülhak Hamit Tarhan, Şair-i Azam, Tezatlar şairi veya Arif Nihat Asya, Bayrak şairi, zaten bayrak şiiri var kendisinin. Necip Fazıl Kısakürek mistik şair. Cahit Sıtkı Tarancı ölüm şairi. Refik Halit Karay Kirpi. Tahsin Nahit Adalar şairi. Kemalettin Kamu Gurbet şairi. Behçet Necati Gil Evler şairi. Ömer Bedrettin Uşaklı Anadolu şairi. Fazıl Hüsnü Dağlarca Destan şairi. Mehmet Emin Yurdakul milli şair. Ahmet Haşim Akşam şairi. Ahmet Mithat Efendi Yazı Makinesi. Mehmet Akif Ersoy, Ümmetçi şair, İstiklal Marşı'nda yazarı. Sokağı edebiyata getiren romancımız Hüseyin Rahmi Gülpınar. Recaizade Mahmut Ekrem Üstad, söyleyemedim, zor bir isim. Peyami Safa, Server Bedi olacak arkadaşlar. Önemlidir, böyle size detay gibi gelebilir ama sorulmuş, sorulur. KPSS'de zaten soruluyor, hatta bu sene yanılmıyorsam Arif Nihat Asya'nın bayrak şiiri sorulmuştu yanılmıyorsam. Ön lisans sınavıydı. Evet, 2020 KPSS ön lisans sınavında. Yine diğerleri Katip Çelebi defalarca sorulmuş birçok sınavda. Tabii ki mülakatlarda da soruluyor şairler, unvanları veya takma isimleri. Bunlar önemlidir.
Yerli ve milli araçlarımıza şöyle kısaca bakalım diyeceğim ama herhalde hata olmuş. Devam edelim o zaman. 115. sorumuzdayız. Buhara, İslam'ın Roma'sı ve Semerkant şehirlerin şahı, şehirleri hangi ülkededir? Özbekistan'da, günümüzde Özbekistan sınırları içerisinde yer almaktadır. Semerkant ve Buhara. Diğer isimleri de şöyle, Buhara tarihte İslam'ın Roma'sı olarak bilinir. Semerkant da şehirlerin şahı olarak bilinir. Hazreti Peygamber'in hayatının anlatıldığı eserlere ne denir? Siyer denir. Birleşmiş Milletler fikrini ilk ortaya atan Türkistan bilgini kimdir? Farabi'dir. Osmanlı Devleti'ndeki ilk medeni kanunu olan Mecelle'yi kim hazırlamıştır? Daha doğrusu komisyonun başkanlığını yapmıştır. Ahmet Cevdet Paşa. Ahmet Cevdet Paşa Mecelle'yi hazırlayan komisyonun başkanlığını yürütmüştür. Türkiye'ye suikast sonucu öldürülen başbakan kimdir? Nihat Erim'dir. Pablo Picasso'nun 2. Dünya Savaşı yıllarında İspanya İç Savaşı'nı anlattığı ünlü tablosunun adı nedir? Guernica. Christoph Kolomb Amerika dışındaki kıtaları keşfetmek amacıyla hangi Osmanlı padişahından izin almıştır? 2. Bayezid'den izin almıştır. Christoph Kolomb. Kur'an'da en çok adı geçen peygamber hangisidir? Hazreti Musa. Motosiklet yarışlarında dünya şampiyonu olan motosikletçimiz kimdir? Kenan Sofuoğlu. Amerikan kıtalarını gösteren dünya haritaları ve Kitab-ı Bahri adlı eseriyle bilinen ünlü Osmanlı kartografı ve denizcisi kimdir? Fihri Reis. II. Abdülhamit döneminde devletin yönetim merkezi neresidir? Yıldız Sarayı. Osmanlı Devleti'nde başkentlik yapmış şehirler hangileridir? Şöyle Söğüt, Bursa, Edirne ve İstanbul sırasıyla. İlk kadın bakan kimdir? Türkan Akyol. Artvin Yusufeli'ndeki Çoruh Nehri üzerinde yapılan ve Türkiye'nin en yüksek barajın ismi nedir? Deriner Barajı. Padişahların mahlasları yine önemlidir. Şöyle bir bakalım kısaca. 2. Murat Muradi, Fatih Sultan Mehmet Avni, Kanuni Sultan Süleyman Muhibbi, Yavuz Sultan Selim Selimi, 1. Ahmet Bahti, 2. Osman Farisi, 3. Ahmet Necip, 3. Selim İlhami, 3. Mustafa Cihangir ve 2. Mahmut Adli. Bunlar arasında önem arz edenler daha çok Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, 3. Selim ve 2. Mahmut. Bunlar karşımıza çok çıkar. Uzaya çıkan ilk astronot kimdir? Yuri Gagarin. Rus astronot Yuri Gagarin uzaya çıkan ilk astronottur. Ay'a ayak basan ilk astronot kimdir? Neil Armstrong. Üç ülkeye sınırı olan ve doğunun Çukurova'sı olarak bilinen ilimiz hangisidir? Iğdır. Türkiye'de ilk internet bağlantısı hangi kurumda gerçekleşti? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşmiştir ilk internet bağlantısı. Dünyadaki yazılı ilk anayasa olan 1215 tarihli İngiliz Anayasası Magna Carta'dır. Urfa'daki Balıklı Göl'deki balıkların cinsi nedir? Sazandır. 93 Harbi'nde kahramanca mücadele veren kahraman Türk kadını kimdir? Nene Hatun. Erzurum tabyalarında mücadeleler vermiştir kendisi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Devam edelim. 133. Lozan'dan sonra Türkiye'nin ilk siyasi başarısı nedir? Yabancı okullar. Lozan'dan sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başarısı, siyasi başarısı yabancı okullar konusunda olmuştur. Cumhurbaşkanlarımıza şöyle kısaca bakacak olursak 12 tanedir. Birincisi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Cemal Gürsel 3, 4 Cevdet Sunay, 5 Fahri Korutürk, 6 Kenan Evren, 7 Celal Bayar, 8 Turgut Özal, 9 Süleyman Demirel, 10 Ahmet Necdet Sezer, 11 Abdullah Gül, 12 Recep Tayyip Erdoğan.